Herkese merhaba. Bu videoda sizinle Alchemy RPG adındaki yeni Virtual Tabletop ortamına bakacağız. Nedir, ne değildir biraz bunun üzerine konuşacağız. Öyleyse sizi hemen hiç lafı uzatmadan şöyle Alchemy ortamımıza alayım. Gördüğünüz gibi bu aslında bir uygulama ekranı. Normalde web sitesi olarak da girebiliyorsunuz. Yani bunu şey gibi düşünemezsiniz belki. Yani Roll20 ama yani bilgisayara indirebildiğim program olarak, software olarak bir versiyon da var gibi düşünebilirsiniz. Ama aynı arayüze sahip. Zaten Chromium altyapısıyla hazırlandığı için aslında aynı şey diyebiliriz. Şöyle görmüş olacağınız üzere tam böyle kameramın altında kalıyor maalesef. Bir takım tuşlar var. Şöyle hızlıca aslında kameramı kapatıp gösterebilirim. Bu da gördüğünüz gibi iki tane home tuşu var. Ne gerek varsa bilmiyorum. Bence bu taktiksel bir hata. Onun dışında bir library tuşumuz var. Bir content universes tuşumuz var. Marketplace tuşumuz var. Aşağı tarafta da what's new, help ve profil tuşlarımız var. Bunlara sırasıyla bakacağız. Ben şöyle kendimi geri getireyim, ne olur ne olmaz. Şimdi arkadaşlar öncelikle home kısmına bastım. Yani iki tuş da aslında aynı işe yarıyor. Şu arkada mouse'un hafif bir oynadığını görebilirsiniz belki. İkisi de aynı yere açılıyor. Burada neler var? Recent games, son katıldığım ya da işte yönettiğim oyunlar kısmı var. Live Games diye bir kısım var. Buradan başka oyunlara bakabiliyorsunuz. Salça olabiliyorsunuz. Pepperoni Tits tamamen şans eseri karşımıza çıkan bir şey bu arada. Sanırım birisi bir takım deneme yanılma oyunu yaparken burada kullanıcı adının bu şekilde gözükeceğini hesaba katmamış. Neyse. Gördüğünüz gibi aslında çok güzel bir tasarımı, çok güzel bir arayüz var. Ama acaba içerik olarak da bu kadar güzel mi? Aslında birazcık buna bakacağız. Şimdi buradan library kısmına girdiğimiz zaman library'de önemli olan, şurada tamamının gözükmesine zaten gerek yok. Üstte Games ve Characters şeklinde iki tane alanımız var. Burada açık olan oyunlarımız, burada da oluşturduğumuz karakterler var. Yani bunlar ne olabilir? X oyunun oyuncu olacağımdır. Bunun için kendi satın aldığım content ile karakter oluşturabilirim. Ya da ben bir Game Master'ımdır. Oyuna hazır karakterler ayarlamışımdır. Bunları buradan ayarlıyoruz. Mesela Create Character dediğimiz zaman burada bize Game System diyor. Şu anki haliyle 5th Edition, Merkborg ve Wason var. Yani 5th Edition'ı kim sikler deyip Merkborg veya Wason ile hayatınıza devam edebiliyorsunuz. Bunun dışında Content Universes diye bir alan var. Burada Purchased diye bir alan içerisinde satın aldığınız içerikleri görebiliyorsunuz. Mesela buradan Wason'a tıkladığımız zaman, şu an çünkü D&D olmayan ve satın alınabilir bir tek bu var. Gördüğünüz gibi Articles adı altında bütün başlıklar burada sıralanmış durumda. İstediğinize tıklayıp bakabiliyorsunuz. Mesela Wason'a tıklıyorsunuz ve bütün içerik karşınıza geliyor. İhtiyacınız olan kadarıyla. NPC'siz dediğiniz zaman kitabın içindeki NPC'ler sıralı bir şekilde karşınıza geliyor. Handouts'a tıklıyorsunuz. Kitabın içerisinde bir kısa senaryo var. Onun handoutları geliyor. Items dediğiniz zaman burada weapon, basic item gibi hani inventory'e koyulacak eşyalar kendini gösteriyor. Actions içerisinde de yine oyunla ilgili bir takım aksiyon içerikleri bulunuyor. Ve sahneler yine bu oyunla birlikte gelen oyunun bize sunduğu Alchemy temelli sahneler ve assets kısmında da yine
sahnelerle karşılaşabiliyoruz. Böyle dolu dolu yani. Created kısmında kendi içeriklerinizi bulabiliyorsunuz ama tabii şu anda daha yeni bir altyapı olduğu için ve insanları çekmek istedikleri için daha çok hani tanınan, bilinen, içerikleri daha promising olan, daha piyasaya, pazara yönelik olan kişilerin içeriklerini kabul ediyorlar. Ama içeriğinizi kabul ettirebilirseniz ya da kendinizi bir içerik üreticisi olarak kabul ettirebilirseniz desem daha doğru olacak. Sizin de hazırladığınız görseller vesaire buradan satışa çıkabilir. Bir de public olan kısım var. Bu şu anda coming soon diyor. Muhtemelen buraya böyle quick start dokümanı tarzı şeyler getirir. Çünkü burada her bir bok para. Gelelim marketplace kısmına. Gördüğünüz üzere burada belli başlı firmalar ya da isimler diyeyim sıralanmış durumda. İçeride de New Arrivals diye bir alan var. Burada yeni gelen içeriklere hemen bakabiliyorsunuz. Hemen altında Settings and Systems diye bir alan var. Burada Merkborg, mesela bendeki Merkborg'un ücretsiz versiyonu. Burada ücretli versiyonu var. Bunun dışında Adventure'lar var. Bunlar böyle hazır kurulu Adventure'lar. Burada satın alıyorsun ve hop hazır oluyor. Hazır olandan içeriği çekiyorsun ve hemen oynatıyorsun bu şekilde. Yani güzel bir arayüzü olması bence büyük bir artı. Bunun dışında Free Publishing'de bayağı etkileşimli olması güzel. Pardon. Free'de etkileşimli olması güzel ama çoğunlukla şu anda D&D 5th Edition'la alakalı içeriklerin olması benim gözümde çok ciddi bir eksi. Bu adamlar Kickstarter projesi açtıklarında beni en çok tilt eden mevzu ben Horror almak istememe rağmen Horror konseptine daha uygun olan bazı şeyleri başka paketlerin içerisine koydular ve benim almak istediğim paketin yarısı yine D&D içerikleriyle doluydu. Ya ben D&D haritası istemiyorum. İstemiyorum ya. Ben harita kullanmayacağım arkadaş. Bana bilmem ne oyununu ver. Vermiyor. Böyle olunca beni de aşırı kıl ettiler. Ama yani son durumda şey olacak gibi gözüküyor. Ben Alchemy'de oyun oynatacağım zaman bunları tek tek alacağım. Zaten biliyorsunuz benim işim bu işin parasını da oynatırken çıkarmak. O şekilde kendisini dengelemeye çalışacak gibi. Bilmiyorum. Yani biraz aslında yatırım gibi de düşünülebilir. Çünkü bu proje eğer ellerinde patlamazsa ki patlayacağı da çok benzemiyor. Güzel bir alternatif olabilir. Yani ben şu anda çoğunlukla Foundry kullanıyorum ama Foundry biraz daha aslında böyle battle temalı bir altyapıya sahip. Bununla ilgili tonlarca modülü olan, yani modül derken add-on tarzında modülü olan bir VTT. Ancak bu Alchemy birazcık daha benim gameplay'ime uygun bir yapıya sahip diyelim. Şöyle hatta nerede? Library'e gidelim ve buradan şu anda oynatmayı planladığım oyunun içeriğine girelim. Bakalım oyun ortamımız nasılmış. Burada mikrofonunuzu açabiliyorsunuz, kameranızı açabiliyorsunuz. Böylelikle voice chat ve görsel yani kameralı voice chat'e buradan oyunun kendi arayüzünden girebiliyorsunuz. Ya da kapatabiliyorsunuz. Tamamen size kalmış. Buradan copy link, edit game ve quit game şeklinde 3 seçenek var. Edit game oyunun bilgilerini editlemenizi sağlıyor. Mesela oyunun adı, artwork, oyunun teması. Ya teması aslında evet, bu önemli diyebileceğimiz bir detay aslında. Burada işte izleyicilere izin veriyor musun? GM uzarları özel mi atılsın? İşte journal mesajları şey mi, kalsın mı gitsin mi? İşte voice chat'e izin var mı? Video chat'e izin var mı? Gibi şeyler. Gerçi bunları kapatabilirim. Çünkü ben bu işi Discord'dan halledeceğim. Players kısmına
oyuncularınızı davet etmeniz gerekiyor da davet linki atmanız gerekiyor. Content kısmına baktığımız zaman burada oyuna ekleyebileceğiniz içerikler karşınıza çıkıyor. Burada sadece Wason'ın kitabı var. O yüzden bunu kullanabiliyorum. Safety kısmında da oyunda ne tür content, ne tür içerik kullanacağınızı gösteriyor. Yani major content yapalım ne olur ne olmaz. Buraya content warning, yani burada işte şeyler var. İçerik uyarısı keyword olarak verilmiş. Bunları işaretleyerek oyunun ne kadar ağır olacağına dair bir ön bilgi sunabiliyorsunuz. Streaming kısmı, stream overlay falan diyor. Buralara hiç bakmadım, görmedim. Bunun nasıl çalıştığını bilmiyorum. Buralar böyle. Buradan direkt oyunun linkini kopyalayıp oyuncularınıza atabiliyorsunuz. Join game diyelim. Burası oyun ortamı. Tam böyle kameramın altında journal ve notes diye iki alan var. Bunlar yazışma alanları. Journal'da zar sonuçları ortaya çıkıyor. Notes kısmında sanırım yazışma daha önemli. Sağ tarafta altta ve üstte yine alanlar olduğunu görüyorsunuz. Üst tarafta parti elemanlarını görüyorsunuz. Şu anda sadece ben olduğum için beni ve işte daha sonradan oyuncu eklenirse her altta oyuncuları göreceğiniz bir alan. Buradan Add Player diyerek yine oyuncu davet ekranına geçebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi aynı ekran açılıyor. Yani ekstra bir şey değil bu. NPCs kısmına geldiğinizde NPC'lerinizi yaratabiliyorsunuz veya kitaptan çekebiliyorsunuz. Onun da taktiğini birazcık uğraşarak buldum. Onu da anlatacağım. Pardon. Böyle aniden gelince şey yapıyorum, mikrofonu da kapatamıyorum. Neyse. Burada sahneler var. Mesela Creepy Hollow sahnesine gittiğimiz zaman, gideceğimiz zaman tıklıyoruz. Burada seçenekler var. Play, Preview, Notes, Edit gibi. Play dediğimiz zaman farklı bir sahneye geçiş yapıyoruz. Buradan şuna geri dönelim. Gördüğünüz gibi animasyonlu bir sahne geçişi var. Sağ tıklayıp edit dediğimiz zaman buradan mı şey yapıyoruz? Evet. Burada müzik ekleyip değiştirebiliyoruz. Ambiyans müzikleri ekleyebiliyoruz. Böyle değişiklikler yapabiliyoruz. Arka plandaki görseli yine değiştirebiliyoruz. Tactical kısmına geldiğimiz zaman Tactical harita ekleyebiliyoruz. Birkaç tane ekleyebiliyoruz hatta. Grid'in tarzını değiştirebiliyoruz. Burada Hex var ve Square var. Buradan da Grid'in Abut'ını ayarlayabiliyoruz. Şuradan tıkladığımız zaman burada embed kodu çıkıyor. Yani buradaki yaptığımız ayarı başka bir sahne için kullanmak istersek direkt embed kodunu yapıştırabiliriz. Bu şekilde de edit modu kapatabiliyoruz. Burada tactical mod tuşumuz var. Buraya tıkladığımız zaman harita çıkıyor karşımıza. Bir de ekstra tuşlar çıkıyor. Şurada bir map faces diye bir tuş var. Tuşun gelmesi için deminki ekrandan oyuna harita eklemiş olmanız gerekiyor. O zaman buna tıkladığınızda mapler arasında seçim yapabiliyorsunuz. Burada sol klik ve sağ klik için komut atama şeyleri var. İşte burada move var mesela, burada measure var. Bunun dışında ilginç bir özellik, gördüğünüz gibi müzik alanı. Şimdi bakın neler olacak. Buraya çektim. Buraya çektim. Buraya çektim. Şöyle yaptım. Çok müthiş bir şey değil mi? Buradan direkt duymak istemiyorsan sesi kapatıyorsun. Böyle sesi kapatıyorsun istersen. Ya da istersen artık arzu ettiğin bir şekilde sesi ayarlayabiliyorsun.
Bence güzel bir detay bu. Hatta bence çok önemli bir şey. Öyle demek daha doğru olur. Böyle bir ortam. Parti. Kendime tıkladım. Sağ tıkladım. View dedim. Buraya kendi kendinizle alakalı, yani oyun içerisindeki kullanıcı olarak bir şeyler yazabilirsin. Mesela şu, ismini Game Master değiştirip mesela karakter adı yazabilirsin. Bio kısmına bir şeyler yazabilirsin. Bunlar diğerlerinin de bakıp görmesini sağlayan detaylar. Burada status koyma gibi şeyler var işte. Evet, şu an burada değilim. Böyle şeyler var. Buradayım. Story kısmına add notes dediğiniz zaman şöyle bir alan açılıyor. Bu alanda sahne, tactical ve notes 3 tane başlık var. Tactical kısmında haritaları ayarlıyoruz. Scene kısmında genel görüntüyü ayarlıyoruz. notes kısmına da burasıyla alakalı bir takım notlar yazabiliyoruz. Böylelikle ha, bu sahnede böyle bir şey vardı diyebiliyoruz. Burada şu ana alanda şöyle bir tuşumuz var. Buraya tıkladığımız zaman altılık zarlar geliyor. Biliyorsunuz Wason User Engine oyunu olduğu için altılık zar havuzu kullanıyor. Mesela 3D6. Bak buraya yolladı zarı. Bir tane bile success gelmedi. Reroll dedim. Bir tane success geldi. Reroll dedim. İki tane success geldi. Reroll dedim. İki success geldi. Reroll dedim. Hala iki success. Aynı sonucu verip duruyor. Bu biraz rahatsız edici olmaya başladı. 3 success. Burada bak mesela artık reroll çıkmıyor. Neden? Çünkü ben oyun mekaniğiymiş gibi rerolladım. Buradan da silmek istediğimiz şeyleri işaretliyoruz. Ve diyoruz ki delete. Burada ayarlara girdiğimiz zaman disable motion var mesela. Hop. Diyelim ki ekran kastırıyor. Durdurdum ve bitti. Bence animasyonu daha güzel. X kart mevzusu tıkladın. Böylelikle bir X kart gönderildi. Gerçi ben Game Master olarak gönderdim. Ne oldu? Herhangi bir yere bir bildirim gitmedi galiba. Herhangi bir bildirim görmüyorum. Öyle fırladı gitti. Safety Tools. Burada yine aynı daha önceki ekran, oradaki Safety Tools kısmı. Yine buradan Edit Game kısmına gelip ayarlarımızı yapabiliyoruz. Onun dışında Help'e tıkladığımız zaman bilgilendirme alanı açılıyor. Şuraya tıkladığımız zaman mikrofon vesaire ayarlarımızı yapabiliyoruz. Burada aç kapa. Burada mesela NPC var. Turnover'ı açıp hop NPC'yi buraya koydum. Ne kadar sürede karar verdi, ne kadar sürede aksiyon yaptı da hep burada. Buna tıkladım mesela. Diyorum ki play. Artık ben bu kişiyim. Mesela bir fizik zarı atacağım. Test. 4 zar attım, 1 success. Bu şekilde NPC'leri de kullanabiliyoruz. Mesela ikinci NPC de bu olsun. Dedim ki dur bakayım. Bir yerlerde turu geçme tuşu olması lazım. Kendisine tıklayınca bilgileri geldi. Ne istemiyorum. Şuna çarpıya tıkladım. Dedim ki play. Şimdi bu arkadaşın turu. Bu arkadaş ne yapsın?
o arkadaş mesela inspiration zarı atsın. Check. 4 zarda 2 success. Oh mis. Burada equipment, eşyalarınız varsa buradan görüyorsunuz. Burada condition var. Hasar aldığınız zaman mesela işte üst taraftakiler physical hasar, alt taraftakiler mental hasar. Mesela bir hasar aldım, hop angry oldu. Angry condition'ı eklendi. Buradan da bunları takip edebiliyorsunuz. Evet. Bu şekilde karakterlerinizi oynayabiliyorsunuz. Turn order'ı da böyle kapatıyorsunuz. Her şey eski haline geri dönüyor. Böyle ilginç bir ortam. Yani değişik. Müzik mevzusu, kendi içerisinde bir müziği olması ve bunu kaydıra kaydıra editleyebiliyor ama equalizer tarzında bir durumun olması güzel bir detay. Bunun dışında burada mesela karakterler, NPC'ler hidden şeklinde. Şu alana çektiğiniz zaman mesela şu artık oyuncular da görebiliyor. Oyuncular göremesin, hop geri çektim. Bu şekilde çalışıyor. Oyuncuların karakterleri burada oluyor. Burada ben Game Master olduğum için kendime karakter veremiyorum ama çünkü Game Master'lar karaktersiz. Tabii ki de öyle bir şey değil. Burada video chat'e hızlıca gitmek için şöyle bir tuş var. Burada oyuncuları görebiliyorsun. Sanırım o live stream mevzusu da yine bu alanla alakalı, emin değilim. Buradan dediğimiz gibi player ekliyoruz. Bu şekilde bir ortam. Yani çok fazla bir aksiyon yaşamadığınız, belki işte tactical map koyup da işte hani burada aktif olarak oynamak değil, işte şuradan şuraya geldim, buradan buraya geldim gibi değil de hani bir simgesi olarak bak böyle bir ortamdasınız. Hani oyuncu da görsün sağda solda 3 aşağı 5 yukarı ne olup olmadığını. Hani bu tarz bir şey için burası da kullanılabilir ama genellikle dediğim gibi Theater of the Mind dediğimiz, yani anlatıma ve hayal gücüne dayalı oyunları ambiyansla şekillendirmek için tasarlanmış bir ortam. Tabii bunu sadece şu an Wason üzerinden gösterebiliyorum çünkü biliyorsunuz ben şu sıralar D&D 5th Edition'dan tiksiniyorum. Bu arada bu konuda şeyi de söyleyeyim. Hani belki birkaç yıl daha geçerse ve ben artık hani kendime D&D'siz bir ortam kurup bunun içerisinde daha rahat bir şekilde takılmaya devam edersem, çünkü şu an hala her yerden D&D fışkırıp duruyor. Belki bir süre sonra ya da belki yeni bir versiyonu çıktıktan sonra, şimdi 5.5 çıkacak onu saymıyorum. Belki daha yeni 6 çıkar, belki 7 çıkar. O zamanlarda bu tiksintimden birazcık daha kurtulurum. Bu burnout diyorlar ya. O hissiyattan birazcık daha kurtulurum. Bir geri dönüş yaşayabilirim. Ama şu sıralar benim için en boktan oyun diyen değil yani. Yapacak bir şey yok. Böyle bir dönemindeyim. O yüzden de D&D ile denemek istemedim. Merkborg ile denemek de istemedim. Çünkü yakın zamanda Wason'ı zaten oynatacağım. Şubat'ın ikinci haftasının Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar süreci Alchemy üzerinden Wason oynatma günü. Hakikaten böyle bir günümüz var. Böyle bir sürecimiz var. Ben de buna hazırlık yaparken hani Alchemy'yi birazcık kurcalamış oldum. Kurcaladıktan sonra da bir video çekeyim. İnsanlara biraz tanıtayım istedim. Çünkü belki alabileceksiniz, belki alamayacaksınız. Çünkü biliyorsunuz bu tür şeyler hep dolar üzerinden gidiyor. Ama Alchemy, eğer bu hobiyle ilgileniyorsanız öyle ya da böyle bir şekilde karşınıza çıkacak. Ve karşınıza çıktığı zaman anam bu neymiş diyeceğiniz vakitte Kara Ejderha Targat bu açığı kapatmış olacak bu şekilde. Eğer ilerleyen zamanlarda daha güzel özellikler getirirlerse ya da belki farklı sistemler getirirlerse, yani benim mesela aktif olarak oyun oynattığım bir ortam haline dönüşürse sizinle daha fazla detay paylaşmak için daha ileri videolar da yapabilirim Alchemy üzerine. Bilmiyorum. Foundry üzerine bir iki video yapmayı düşünüyorum. Çünkü aktif olarak onu kullanıyorum. Üzgünüm Alchemy dostum. Sen daha benim istediğim içerikleri getirene kadar ben Foundry ile devam edeceğim. Orası kesin. En azından bunu söyleyebilirim. Şimdi
Şöyle bir durum var. Hatta artık şu ekrandan da kurtulalım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Virtual tabletop ortamlarının en büyük sıkıntısı şu. Çoğunlukla mesela bir D&D temalı yapıyorlar ya da D&D temalı yapmasalar bile kısıtlı oyun için destekli oluyor. Bu da ne yapıyor? Aslında potansiyeli daha farklı oyunlarken o potansiyel erişmesini engelliyor. Bu da kullanımını engelliyor. Bakıyor kullanım sayım az, o zaman ben devam etmeyeyim diye projeleri bırakıyorlar. Bu şekilde sıkıntı yaşayan 3-4 tane sanırım Virtual Tabletop ortamı oldu. Hatta bunlardan bir tanesi direkt DriveThru RPG'nin kendi yarattığı. Yanlış hatırlamıyorsam ismi Astral VTT'ydi. Öyle bir şeydi. Proje batıyor. O yüzden biraz çeşitlilik katmaları lazım. Bu da zamanla olacak bir şey ya da zamanla olup olmayacağını göreceğimiz bir şey. O yüzden bir süre beklemedeyim ama bayağı böyle promising şeyler var. Yani Merkborg var. Vampire the Masquerade gelecek. Vampire the Masquerade oynatmak istersen buradan oynatabilirim mesela. Bence daha güzel olur. Başka ne var benim ilgimi çeken? Şu an biraz düşünüyorum. Dur bakayım. Bir Kickstarter'dan baksam daha rahat olacak gibi. Hemen sizi de azıcık bekleteyim. Kickstarter Alchemy RPG diye anlatalım. Çok şey de istemiyorum. Böyle hani atıp tutuyormuş gibi olmak da istemiyorum. O yüzden şeyden bakmak daha doğru olacaktır. Buradaki listeden bakmak daha doğru olacaktır. Call of Cthulhu, Vampire Masquerade, Fallout, Pirateborn, Kids on Bikes, City of Mist, Vastgrim, çok böyle tüylerimi diken diken eden bir cyborg alt oyunu mu diyeyim? Öyle bir şey. Onun dışında şeyleri geçiyorum işte D&D, Pathfinder falan. Başka neler varmıştır? Ha, şu tam isimlerin yazdığı kısmını buldum. Dragonbane geliyor. Başka sanırım Coriolis var. Alien RPG var mı? Alien RPG'yi göremedim ama D&D'nin Alien'lısı geliyor. Dark Matter diye. Başka. Neler varmış? Yine hep böyle D&D settingleri, metinleri falan var bir sürü. O biraz tadımı kaçırıyor. Ama bunların arasında Fallout'u görmek yine iyi. Başka Wasteland dedik, Call of Cthulhu dedik. Maelstrom diye bir oyun varmış. O geliyor. Daha önce duymadığım bir oyun. Modern içerisinde Vampire the Masquerade geliyor. Çok ilginç. Yani bunu horror olmasa. Masks geliyor. Kartel geliyor. Bunlar Apocalypse Engine oyunları. Kills on Bikes Second Edition geliyor. Tales from the Loop geliyor. City of Mist geliyor demiştim. Bench Quest diye bir oyun geliyor. Acaba ne bilmiyorum. Cyberpunk ama CBR artı PNK diye yazılan bir Cyberpunk oyunu geliyor. Distopya destesi içerisinde Merkborg, Pirateborg, bir tane yine 5E setting, yine başka bir tane 5E settingi. Bu arada şey var, Historica Arcanum, bu Metis grubun, o İzmir'deki Metis grubun çıkardığı Tanzimat İstanbul'u D&D'sinin peki de geliyormuş. 30 olanmış. Bilmiyorum ilginizi çeker mi ama. Yani D&D direkt ilgimi çekmediği için biraz atlayayım dedim de sonra hani sonuçta Türk yapımı bir iş diye bir değinmekte fayda var. Diyerek bir şey yaptırdım. Bir geri dokanış yaptım. Evet böyle arkadaşlar böyle ilginç şeyleri karşımıza çıkaracaklar. Bir de haritaları takip eden varsa CZE Pepu diye bir eleman var. İlginç güzel haritalar yapıyor. Bunun harita pekleri var ama işte onlar da D&D için hep. Yani o benim tadımı kaçırıyor ya.
Mesela Waze'in harita peki, böyle Waze'in art style'ına uygun. Öyle bir şey yok. Adam mesela ne yapmış işte RPG, Art Curse of Strahd. Yani Curse of Strahd oynatmayacağım ki ben artık. Ben niye bunu alayım? Anlatabiliyor muyum? Böyle işte zorlaması çok tadımı kaçırdı. O yüzden de ben biraz şeyim, alkemiye az bir şey küsüm. Ya küsüm değil de işte sitemliyim diyelim. Çünkü ben burayı kullanacağım, orası kesin. Kim bilir ne için kullanacağım, ne zaman kullanacağım, orada soru işareti. Ama Wason ile başlıyoruz. Gerisi de hayırlısı. Neyse arkadaşlar, bu videoda biraz böyleydi. Hani 3 aşağı 5 yukarı biraz arayüzü görmüş olduk. Şu anki özellikleri görmüş olduk. Şu anki özellikler dediğimde nedir? Aralık sonu 2023 özellikleri. Zaman içerisinde muhakkak yeni yeni şeyler gelecektir. Yeni yeni sistemler, gördüğünüz gibi daha bunlar hani Kickstarter'da hazır olanlar. Ya bir de işte yayınlandıktan sonraki zaman içerisinde yine yeni anlaşmalarla ya da işte zaten anlaşma yaptıkları firmaların yeni çıkaracakları oyunlarla falan daha da dolduracaklardır diye tahmin ediyorum. Güzel bir proje. Beni en çok korkutan şey bunların fiyatlandırması. Çünkü bu bahsettiğimiz kitapların hepsi fiyatlandırmaya tabi tutulan şeyler, bu bir. İkincisi, üyelik açtığınız zaman abonelik durumu söz konusu. Abone olmazsanız bir tane oyun açabiliyorsunuz, 3 tane karakter yaratabiliyorsunuz, o kadar. Abone olduğunuz zaman istediğiniz kadar karakter, istediğiniz kadar oyun açabiliyorsunuz. Böyle de bir çakallığı var. Yani büyük bir paywall durumu söz konusu. Ama paywall tabii kademeli aslında. Öyle desek daha doğru olur. Yani ücretsiz de kullanabiliyorsun ama çok hızlı. Yani bir tane, ben zaten haftada bir tane oyun oynatıyorum. Onu burada oynatayım diyorsan orası okey. Belki bir kere abonelik alıp böyle NPC'ni yaratıp 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 oyuna atarsın. Böyle bir şey olabilir. Düzenli olarak para verip birden fazla oyun oynatabilirsin. Böyle bir şey olabilir. Sanırım şeyler, kitaplar falan tek seferlik satın alış. O da işte yani benim gibi profesyonel game master değilsen bütçeyi biraz zorlayacak bir mevzu. Yani profesyonel game master olduğumdan ötürü hani şey yapabilirim. Mesela iki oturum oyun oynatırım. Oynattığım iki oturumun bir tanesinin parasını kitapları almaya atarım. Ya da işte buradaki oyundan önce oynattığım bir oyunun parasıyla burada oynatacağım oyunun kitabını alırım. Altyapı hazırladıktan sonra burada oyun oynatırım. Yani böyle şeyler de olabilecek gibi gözüküyor. O yüzden benim tuzum kuru arkadaşlar. Siz kendinize bakın. Öyle söyleyeyim. Ama yani şu bir gerçek. Roll20'den çok çok daha iyi duruyor. Eğer otomasyonu da güzel bir şekilde ayarlayabilirlerse, ki en başta bizim VTT'mizde her oyunu oynayabilirsiniz dediklerinde karakter kağıdı yaratamadım. Custom karakter kağıdı yaratma vardı. Ama ben beceremedim. Çünkü hiçbir şey istediğim gibi çalışmıyordu. İstediğim hiçbir şey yapamıyordum. Ve sadece D20 mantığı üzerine hesaplamaya çalışıyordu scriptler. O çok tatsızdı. Ama şimdi mesela Wason'ı görünce birazcık daha umutlandım. Çünkü Wason otomasyonlarını yapmışlar, yani olmuş. %100 mü olmuş? Galiba %100 değil. Çok fazla kurcalamadım. Yani combat gibi şeylere falan çok fazla bakmayı sevmediğim için spesifik olarak bakmadım. Ama onun dışındaki bütün kısımlar olmuş gibi duruyor. O yüzden şans vermeye değer gibi. Şimdilik evet arkadaşlar, bu kadar diyelim. Böyle arada bir şey yapıyorum. Kayda şöyle bir gözücüyle bakıyorum. Neyse. Şimdilik bu kadar gibi arkadaşlar. Dediğim gibi ileride yeni şeyler olursa yine bunların üzerine konuşuruz. Öyleyse sonraki videolarda görüşmek üzere.